Millet Meclisi'nde asıyor 128 milyar dolar. Nerede afişi? Mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda bir hukukçu olan Mahmut Tonal, 128 milyar dolar nerede? Türkiye'nin son dönemde konuştuğu o soru, o pankart, o afiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve şu anda afişi asmaya devam ediyor CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ı görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla birlikte 128 milyar dolar nerede ki il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında bu pankartın asılması, ardından vinçlerle kaldırılması, özel harekat polisleriyle çeşitli emniyet birimlerinin il ve ilçe başkanlıkları önünde nöbet tuttuğu o görüntüler Türkiye tarihine geçerken, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 128 milyar dolar nerede afişini bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne asıyor. CHP grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü konuşmasını, milletvekillerine, parti yönetimine hitap ettiği CHP grup toplantısında bu afişleri görmüştük. Hem kürsüde hem başkanlık divanının sağında ve solunda. Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüyoruz. Meslek büyüğüm Fatih Ertürk o noktada. Bir yandan da Mahmut Tanal'ın canlı görüntülerle 128 milyar dolar nerede afişini meclise asmaya devam ettiğini görüyoruz. Fatih Ertürk, neler oluyor, neler yaşanıyor? Sevgili Can, en sonunda parlamentoda meclis ilk defa meclis tarihinde bir pankart asma eylemine dönüştü. Bu ilk eylem, ciddi bir eylem. Özellikle 128 milyar doların nerede olduğuyla ilgili hem il ve ilçe örgütlerinde polisin müdahalesi hem de her yerde pankartların kaldırılmaya başlanması milletvekili Mahmut Tanal'ı böyle bir eylem yapmaya yöneltti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal özellikle pankartı hazırlattıktan sonra kapısını kilitledi. Polisin müdahalesine karşı kapısını kilitledi ve biz tesadüfen buradan geçerken haberdar olduk ve bize böyle bir eylem olacağı bilgisi geldi. Buraya geldik ve gerçekten eylem başladı şu an. Şu an Halk TV'den başka kimse de yok burada gazeteci, televizyoncu olarak. Ama parlamento tarihine geçen bir eylem olarak tekrar söylemek mümkün bunu Can. Birazdan Mahmut Tanal yine pankartın önünde slogan atacak, 128 milyar dolar nerede diye. Çok enteresan bir yer burası. Burası parlamentonun halkla ilişkiler binası. Yani 600 milletvekilinin bulunduğu yer. Ve tam karşısında da Maliye Bakanlığı var. Yani Maliye Bakanlığı'na yönelik bu soru zaten, 128 milyar dolar nerede diye. Ve Mahmut Tanal da Maliye Bakanlığı görsün diye ve Türkiye duysun diye pankartı kendi odasından Maliye Bakanlığı'nın binasına gösterecek şekilde sergileme kararı ve pankart asıldı. Birazdan belki müdahale olabilir Can. Onu söylememiz lazım ama kapı kilitli, biraz önce de söylediğim gibi. Ve ben Sayın Tanal'ın odasına geldim. Sayın Tanal'ı tabii burada çok meşgul ama şu an pankart asıyor. Kendisiyle birazdan da konuşacağız ama bu eylem hakikaten parlamento tarihine geçecek bir eylem. Parlamento tarihinde polis tarafından toplatılan bir pankart milletvekilinin odasından ana binaya asıldı. Bu önemli bir eylem. Umarım bu eyleme polis müdahalesi olmaz. Çünkü milletvekillerinin dokunulmazlığı var, odaların da dokunulmazlığı var. Ama yine de burada her türlü önlem alındı. Bu arada Mahmut Tanal pankartı düzenlemekle meşgul. Şu an Can, pankart tam olarak açıldı. Ve birazdan sanırım burada bu pankart büyük tartışmalara yol açacak Can. Önemli dediğim şu, parlamentoda her türlü eylem oldu. Sarımsak getiren oldu, tezek getiren oldu, canlı hayvan getiren oldu. Ama parlamento ana binasına daha önce toplatılan, yasaklanan ya da üzerine girilen bir pankart ilk kez asıldı. Ve asıldığı yerde 600 milletvekilinin odasının bulunduğu ana bina. Buraya da pankart asılması gerçekten ilk eylem parlamento tarihinde. Mahmut Tanal yanımda şu an eylem için devam ediyor eyleme.
Bu arada kendisine bir sormak istiyorum. Sayın Tanan, eylem sürecek mi? Ne kadar sürecek? Eylem burada karşımda Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Dün 17 sefer Hazine ve Maliye Bakanlığı'na seslendim. Eski Kalkınma Bakanı da vardı. Bu 128 milyar dolar nerede diye sordum. Halen cevap verilmedi. Burada Maliye ve Hazine Bakanı görmesi için burada 128 milyar dolar nerede? Bu 128 milyar doları öğrencilere eğitim için mi harcadılar? Korona için mi harcadılar? Fabrika mı açtılar? İşsizliği bitirmek için ne yaptılar? Yani bu 128 milyar dolar netice itibariyle ben bir parlamento üyesiyim. Parlamento üyesinin anayasanın 161. ve devamı hükümleri uyarınca yürütme organına benim bunu sorma hakkım var. Şimdi ben halkın adına, yani anayasanın bana yasama organı üyesi milletvekili sıfatıyla vermiş olduğu yetkiler nedeniyle soruyorum. Bu 128 milyar dolar nerede? Yürütme organı bana bu konuda cevap vermesini istirham ediyorum. Ve bu eylemimizde cevap verinceye kadar meşru zeminlerde anayasanın vermiş olduğu yetkiler dahilinde bu eylemlere devam edeceğiz. Değişik değişik eylem türleriyle. Burada netice itibariyle 128 milyarın doların açıklamasını yürütme organından istiyoruz. Dayıştay denetliyor. Evet, iç denetim, dış denetim var. Burada netice itibariyle Sayıştay'da milletvekillerinin adına, yani parlamentonun adına, yani yasama organının adına denetliyoruz. 1215 Magna Carta döneminden beri bütçeler denetleme hakkı verilirken şimdi maalesef bize bu denetim hakkı verilmiyor. Sorularımıza cevap verilmiyor. Bu sebepten dolayı tam benim makamın bulunduğu karşıda Maliye ve Hazine Bakanlığı var. Sabah akşam gidip gelirken inşallah görünür bankada cevap verirler diye bekliyorum. Peki, kolay gelsin Sayın Talat. Evet, eylem devam ediyor. Devam edecek. Bugün pankartı kaldırmayacağını söylüyor Mahmut Tanat. Müdahalelere rağmen pankartın burada asılı kalacağını söylüyor. Önemli söyledikleri, eylemle ilgili herhangi bir müdahale şimdilik yok. Ama birazdan belki müdahale olabilir. Can, onu da söylemek lazım. Ve bu arada bizim kameraman arkadaşımızı polis ekibi rahatsız etti. Karşıda meclis dışında aslında kameraman arkadaşımız. Ama yine çekimlere devam edeceğiz biz. Çünkü bu kamuya açık bir eylem. Bu bir milletvekilinin eylemi. Bir milletvekilinin ortaya koyduğu kişisel tepki. Bunu da yani haklı görmeleri lazım. Çünkü parlamentoda milletvekilinin dokunulmazlığı var. Anayasada bununla ilgili düzenleme var. Meclis işsizliğinde bununla ilgili düzenleme var. Şu an Can, eylem devam ediyor. Eğer uygun bulursan birazdan da Sayın Mahmut Tanal'la bir Skype bağlantısı da yapabiliriz. Evet, evet. Peki. Çok teşekkürler Fatih Ertürk. Tarihi bir elbette eylem olduğuna vurgu yaptın. Tarihi de bir canlı yayın. Arkadaşımız Ümit Anar'ın kamerasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 128 milyar dolar nerede afişleri Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla birlikte, ki bu soru ilk başta CHP grup toplantısında, ardından sosyal medya kampanyalarında, il ve ilçe başkanlıklarının binalarında asılan bu afiş şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir önemi de şu: Maliye Bakanlığı'na bakan noktada 128 milyar dolar nerede? Maliye Bakanlığı tarafından da görülecek bir noktaya asıldı. Bu arada arkadaşımız Ümit Anar'ın yanına polis memurlarının, değerli polis ekiplerinin geldiği belirtiliyor. Pankartla ilgili görüntü alınması, alınmaması hususunda herhangi bir uyarıları var mıdır, yok mudur? Şu an için bilmiyoruz. Fakat bazı polis ekiplerinin kameraman arkadaşımızın yanına geldiği bilgisini değerli rejimiz iletiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, İstanbul milletvekili, aynı zamanda bir avukat olan Mahmut Tanal dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu pankartı, bu afişi astı. 128 milyar dolar nerede? Bildiğiniz üzere vinçli özel harekat polisleri eşliğinde çeşitli indirme operasyonlarının da gerçekleştiği, savcılık tarafından verilen talimatların da konuşulduğu, bu dönemde gündem olduğu bir süreç yaşadık. Türkiye'nin belki de 81 ilinde, iliyle, ilçesiyle ayrı ayrı adreslerde, bambaşka noktalarda bu afişler asıldı, indirildi, tekrar asıldı ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP milletvekili Mahmut Tanal kendi odasının penceresine 128 milyar dolar nerede afişini astı. Maliye Bakanlığı'ndan da görülecektir bu diyerek aslında cephenin oraya doğru döndüğünü, Maliye Bakanlığı'ndan da tam olarak meclis binasının bu cephesinin göründüğüne de vurgu yaptı. Sorunun muhatabı olarak
orayı baz alıyoruz dedi. Halkımız adına soruyorum ben bu soruyu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal. Döneceğiz meclise birazdan. Fatih Ertürk mecliste bu sefer yanına bizzat bu eylemi gerçekleştiren, 128 milyar dolar nerede afişini asan Mahmut Tanal'la birazdan konuşacak. Neler olacak, neler bitecek bu afişe ilişkin? Mecliste bir güvenlik adımı atılıyor mu? Böyle bir ritüel, böyle bir kural var mıdır, yok mudur? Belki de dakikalar sonra döneceğiz. Şimdi illere gidelim. İllerde konuşacaklarımız var. Zira bu mesele dediğimiz gibi uzun müddet...